koca az kaldı, seçimler çok yaklaştı. Atça koca az kaldı, seçimler çok yaklaştı. Güzel günler yakında da, Okan yanmaz farkıyla, Okan yanmaz farkıyla. Güzel günler yakında da, Okan yanmaz farkıyla, Okan yanmaz farkıyla. Yanlış kararlar alıp mahvetme geleceği, sessiz kalmakça koca yapar test seçimini. Okan yanmaza bir oy, o yapacak koca oy, vereceğin bir tek oy, geleceğin için oy. Okan yanmaza bir oy, o yapacak koca oy, vereceğin bir tek oy, geleceğin için oy. Kocamız için, Akça kocamız için, birlikte çalışırız da. Akça kocamız için, Akça kocamız için. Yanlış kararlar alıp mahvetme geleceği, sessiz kalma Akça koca yapar tık seçimini. Okan yanmaza bir oy, o Akça koca oy, vereceğim bir tek oy, geleceğin için oy. Okan yanmaza bir oy, o Akça koca oy, vereceğim bir tek oy, geleceğin için oy. Merhaba sevgili izleyiciler. Artık yerel seçimlere geri sayım başladı. Adayım Kim program ekibi olarak il il, ilçe ilçe gezerek belediye başkan adaylarını seçmenlerine tanıtıyoruz. Bu hafta nerede miyiz? Akçakoca'dayız. Gelin hep birlikte Akçakoca'yı gezelim. Belediye başkan adaylarını ve seçmenlerini yakından tanıyalım. Haydi. Akçakoca hasarlı, hasarı onaracak da. Okan yanmaz olacak, Okan yanmaz olacak. Hasarı Türkiye'nin yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır Kıratımı suladım, ırmağımın akışına ölürüm. Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey. Irmağının akışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey 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 hey. Irmağının akışına ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm ölürüm, Türkiye'm hey hey hey.
Merhaba sevgili izleyiciler. Düzce ilinin Akçakoca ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Okan Yanmaz'la birlikteyiz. Merhabalar başkanım. Merhaba. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim, sizlere sıkılmalı. Başkanım, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? 07-10-1967 Akçakoca doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. 20 yıldır da Akçakoca'da müteahhitlik hizmeti yapmaktayım. Biliyorsunuz 2009 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayıydım. 2014 seçimlerinde de Akçakoca'nın gelecek 5 yılı için yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayıyım. İnşallah Akçakoca için hayırlısı olur diyoruz. İnşallah başkanım. Başkanım, Akçakoca'nın turizmle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Akçakoca'nın turizmi, bizim gençlik çağlarımızı düşündüğümüz zaman Akçakoca'da maalesef bir gelenin bir daha gelmediği bir turizm anlayışı gelişti. Her ne hikmetse elinde bir torba çekirdek alıp da çıt 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 bir işte Merkez Çarşı'dan Çuvallı Çarşısı'na kadar gidebileceğiniz bir hatta bir düzenleme yapıldı. Onun haricinde maalesef bizim gençlik çağlarımızda olduğu gibi Alman turistlerin, Fransız turistlerle arkadaşlık yapıyorduk. Gelen gençlerin Akçakoca'da çok daha farklı eğlencelerle karşı karşıya olduğu bir Akçakoca'mız vardı. Yeşili, doğası bambaşka bir şehirdi ama bugün geldiğimiz noktada Amasya'yı metedar hale düştük. Bir balıkla, bir salatayla kendilerini meşhur ettiler diye ve bir de İç Anadolu bölgesinde bildiğiniz gibi Bey Pazarı var. Her cumartesi pazar tıklım tıklım dediğimiz bir kent var. Akçakoca'nın maalesef eski turizm anlayışına bir an önce dönmesini, doğayla denizi bütünleştirip salaştan balık yeme yerlerinin olduğu, ucuz balığın yendiği bir memleket haline çevrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve biz bu konuyla ilgili de 500 milyar liralara festivaller düzenleyip 150 milyar lira bir geceliğine sanatçılara para ödemek yerine 5000 kişilik bir konser alanı teşkil edip onun etrafında işte yap işlet devret modeliyle at çiftliği, karting alanı, ATV alanı, Luna Parkı, efendime söyleyeyim, Aqua Parkı gibi yap işlet devret modeliyle böyle bir alan teşkil edip insanların denize girdikten ve denizden çıktıktan sonra da eğlenebilecekleri, günlerini geçirebilecekleri yerlerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca 2-3 tane deremiz var. Bir Değirmen Az Deresi, bir de Çuval Çarşısı'nda bir deremiz var. Bu dereleri işte ana yola kadar gezi yolu şeklinde teşkil edip orada salaştan balık yeme yerlerini teşkil etmeyi düşünüyoruz. Ayrıca bizim 932 rakımlı Karatöy köyünde bir yaylamız var. Bu yayla ile ilgili de orada 3-4 kilometrelik bir gezi yolu teşkil ederek bungalov evlerle, bungalov işte ağaçtan restoranlar yaptırarak gelen insanların farklılık yaşayabilecekleri veya en azından kendi insanlarımızın bile canlarının sıkıldığı zaman değişik yerlere gidebilecekleri yerler teşkil etmeyi düşünüyoruz. Artı tabii Çınar Caddesi ile ilgili de bir takım projelerimiz var. Oradan tramvay geçirmeyi düşünüyoruz. İşte eski lokomotiflerden kafeterya tarzında yerler, otağ çadır şeklinde yap işlet devret modeliyle bu tip değişik, egzantrik, insanların ilgisini çeken, nostaljiyle, doğayla, eski görünümle bağdaşan bir turizm anlayışını Akçakoca'ya yerleştirmek istiyoruz. Tabii bir de yukarı mahallede bizim bir sit bölgemiz var. Maalesef sit bölgemizle ilgili 15-20 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Orada da bir caddesini restore ettirerek o caddede işte Osmanlı kıyafetleriyle hizmet veren hizmetlerin olduğu kafeteryalar veya kafeteryalar işte yemek yeme yerleri gibi yerler teşkil edilerek onun önüne hatta şöyle ilginç bir şey de düşünüyorum. İşte bir tane change ofisi koyup Türk parasını veriyorsunuz, Osmanlı parasını alıyorsunuz, o içeride onu harcıyorsunuz. Oranın dışarısında bir de gelen insanlarımızın veya kendi misafirlerimizin işte evlerde canları sıkıldığı zaman gidip alışveriş yapabilecekleri organik ürünlerle hediyelik eşyaların satıldığı veya bizim evlerimizde hanımlarımızın yaptıkları el işi, oymalarının gibi şeyleri satabilecekleri ahşap görünümlü nostaljik bir çarşı yapmayı düşünüyoruz. Bunları nasıl yapacaksınız derseniz biz temel ilçe olarak yap işlet devret modeliyle bu işlerin çok daha rahat yapılabileceğini söylüyoruz. Artı çünkü dükkan sahibi zaten dükkanı satın alıyor. Onun parasıyla siz ona dükkan yapıyorsunuz. Artı esnafımızın para kazanan bir esnaf olması için bu tip şeylerin mutlaka Akçakoca'da olması gerekiyor. Artı demin dediğim gibi konser alanında her cumartesi pazar eğer siz Akçakoca'da
hareket sağlarsanız Akçakoca'nın esnafı da bu olaydan memnun kalacaktır. Dolayısıyla para kazanacaktır. Para kazanan insan da mutlu olacaktır. Mutlu olan da çok rahat, güzel bir hizmet verecektir diye düşünüyoruz. İnşallah. Genel manada turizmle ilgili bu tip nostaljiye dönük bir ortam sağlamaya çalışacağız inşallah. Çünkü biliyorsunuz Akçakoca iki metropol kentin arasında, insanların iki metropol kentinde yaşayan insanların Akçakoca'ya geldiği zaman doğayı özlemle, üzerinde huzurla yürüyebilecekleri, martılara ekmek atacakları ve onların o hazları kendi şehirlerinde yaşayamadıklarını eğer bizler onlara yaşatırsak bir gelenin bir gelmediği memleket olmaktan çıkar. Akçakoca'da güzel günlerine yavaş yavaş döner diyoruz. Çünkü eğlence sektörünün de Akçakoca'da geliştirilmesi gerekiyor. Bakın çok ilginçtir ki kendi ilimiz Düzce'nin artık insanları bile Akçakoca cumartesi pazar tercih etmez bir hal aldı. İşte bu makus talihi çevirebilmek için genel düşünce itibariyle bu tarzda hareket edeceğimi bilmenizi isterim. Merhabalar. Merhabalar. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, adım Yunus Barut, Akçakocalıyım. Burada esnafım, Siyahat'la uğraşıyorum. Yerel seçimlere geri sayım başladı. Neler düşünüyorsunuz? Evet, yerel seçimler yakın. Muhtelif adaylar var. Tercihimiz, gönlümüz Akçakoca'ya en iyi hizmet verecek adayın seçilmesi. Çok partide gözetilmeden Akçakocalı olup Akçakoca'nın yararına çalışacak kişinin seçilmesi hepimiz için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Birçok problemlerimiz var. Yeni seçilecek belediye başkanının turizme daha çok yatırım yapacağını, Akçakoca'yı daha iyi tanıtacağı gibi beklentilerimiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ali Albayrak, emekli. Yerel seçimlere çok kısa bir zaman kaldı. Neler düşünüyorsunuz? Akçakoca'ya hayırlı olmasını diliyorum. Beklentileriniz nelerdir? Akçakoca'nın eksik olan kısımlarının devam edilmesini, mesela yolların tekrar bozulan yolların tekrar yapılmasını, düzenli yapılmasını, ne bileyim eksik olan yapılacak olan şeylerin tekrar yapılmasını. Yeni bir belediye seçimlerinde belediye başkanına neler bekliyorsunuz? Neler bekliyorum? Senelerce susuzluk çekiliyordu. Bu susuzlukların giderilmesini bekliyorum. Merhaba, Adem Kim programından geliyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. İsmim Taşkın Tekin. Akçakoca'da 2005 yılından beri taksicilikle meşgul olan bir insanım. 2005 yılında Çınar Taksi'de taksiciye başladım. O zaman biz burada 10 arabaydık. 10 araba olarak taksi yapıyorduk. Diğer durak arkadaşlarımız, buraya birleşen arkadaşlar öbür duraktaydı, yukarıki meydanda. Yukarıki meydanda derken Ziraat Bankası ATM'sinin olduğu meydandaydılar. Onlar da orada 8-10 arabaydı. Ve hiçbir görüntü kirliliği, park sorunu, hiçbir sorunumuz yaşamıyorduk. Ve bu bir mevcut belediye başkanımız geldi. Oradaki duraktaki arkadaşlarla bizi birleştirdi. Aşağıki iki durak var. Onları da birleştirdi. Onları otoparka yığdı tabiri caizse. Bizi de buraya yığdı. Şöyle bir demeç verdi. Dedi ki Akçakoca dedi ticari taksi işgaline uğramıştır dedi. Yani biz burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Herkes evine bir ekmek getirmenin peşinde. Daha sonra bizi buraya yığdıktan sonra bizim burada iki ufak kulübemiz var. Ne lavabomuz var, ne tuvaletimiz var. Hiçbir sosyal şeyimiz yok. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Yeni belediye başkan adayından neler bekliyorsunuz? Belediye başkan adayımızdan öncelikle bu taksi duraklarının eski mevcut yerlerine dağılımını bekliyoruz. Eski yerlerine, herkes eski yerlerine gitmesini bekliyoruz. Yolların yapılmasını istiyoruz. Yerel seçimlere az kaldı. Neler düşünüyorsun? Vallahi yerel seçimlerde öncelikle adayların Akçakoca için bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Akçakoca'nın ne eksikleri var? Öncelikle ben bir genç olarak Akçakoca turizm bir şehri. Onun için sadece turizme endeksli şekilde gidiyor. Onun için yani bir iş olasılığı çok az yani. Çoğu genç burada çalışma imkanı bulamıyor. Onun için buradan dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Yani burada her şey turizm endeksli olduğu için çoğu insan, çoğu genç buradan dışarıya çıktı. Onunsa burada mesela sorunlara gelecek olursak, mesela bir yol sorunu, evet. Ondan sonra mesela bir otopark sorunu,
bunları gerçi belli bir yerlerde çözdüler. Bundan sonra herkes öncelikle şöyle, yani bu Akçakoca'da bu adayların önce kendi menfaatlerini ikinci plana alıp Akçakoca'nın bir yerlere gelmesi için çalışmaları lazım. Peki yeni gelecek belediye başkanı adaylarından bir genç olarak neler istiyorsun? Ya vallahi yine istiyorum. Vallahi önce iş imkanları, ondan sonra Akçakoca'yı belli bir yerlere getirmelerini, kendi menfaatlerini ikinci plana bırakıp burayı ne kadar güzelleştirip ne kadar yani Türkiye'de mi yani, öyle söyleyeyim yani, burayı yaymak, bizi güzel bir şekilde temsil etmeni istiyorum. Hepsi o. Tek kelimeyle Akçakoca. Akçakoca turizm cenneti. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Tek kelimeyle Akçakoca. Aldığım nefes. Tek kelimeyle Akçakoca. Dört mevsim. Tek kelimeyle Akçakoca. Çok güzel, denizi güzel, çok eski turistik kurulan yer. İş konusunda neler düşünüyorsunuz? Şimdi Akçakoca'nın ciddi bir ekonomik sıkıntısı var. Gençlerimiz şu anda işsiz ve yabancı madde kullanımının arttığı son günlerde gazetelerde görüyoruz ki bu bizi ciddi manada endişelendiriyor. Bu konuyla ilgili bizim yapabileceğimiz şey, biliyorsunuz Akçakoca'nın girişinde bir nüfus tabelası var. 24.500 yazıyor. Maalesef bu nüfus tabelası aşağı yukarı 15 yıldır aynı. Eğer bir memlekette nüfus değişmiyorsa bu memlekette ciddi bir yönetim hatası olduğunu anlamak için tekrardan ilkokula herhalde gidip de matematik okumaya gerek yok diyoruz. Bu konuyla ilgili 10 yıl önce 5084 sayılı teşvik yasası çıkmasına rağmen maalesef Düzce'ye 120 tane fabrika kuruldu ama Akçakoca'ya 2-3 tane fabrika kurmak için kimse mücadele vermedi. Bunun neticesinde de bizlerimiz 5 yoldan, Denmar'ın önünden, Çuvallı Çarşısı'ndan ve çeşitli duraklardan askeri ücrette çalışmak üzere Düzce'ye çalışmaya gidiyorlar ve 5-6 ay sonra veya 1 sene sonra askeri ücretle orada çalışmakta kendilerini geçindiremediklerinden geri dönmek zorunda kalıyorlar. İşte bizler de diyoruz ki 10 yıldır böyle fırsatlar varken insanlarımızın o hayal dünyasında istedikleri çok az bir şey olan askeri ücretle dahi olsa çalışmak içgüdüsünü Akçakoca'da 25-30 dönüm yer istimlak ederek burada 2-3 tane fabrika kurmak için mücadele vereceğimi Akçakocalıların bilmesi gerekiyor. Hatta bu konuyla ilgili 10 yıldır bunun neden yapılmadığında onların yargılamaları ve sorgulamalarını istiyorum. Çünkü o çocukların hepsi bizim. Sabah kalktığınızda o ayazın köründe saat 6-6.30'da o çocuklara baktığınızda o çocukların hiçbirinin rengi aynı değil. Bir AKP'li, bir CHP'li, bir MHP'li ama hepsinin ortak bir düşüncesi askeri ücretle Düzce'ye neden gidiyor olma sorusu ki bu bizim için gelecek 5 yılda kaçırılmaması gereken fırsatlardan birisi. Tabii ki birileri çok daha büyük projeler öne atarlar ama insanların özünden elindeki imkanlar çerçevesinde küçük olan 5084 sayılı teşvik yasasından yararlanmayı kaçındırarak işte OSB'ler kuracağız, fabrikalar kuracağız demek onları 10-15 yılda hayal dünyasında uzun bir vadede iş beklentisine sokmaktadır ki bizler 5084 sayılı teşvik yasasına göre 30 dönüm yeri istimlak edip orada 2-3 tane fabrika kurdurmayı ve aynı zamanda da OSB'yi de desteklemeyi düşünüyoruz. Ama bu tabii ki Akçakoca'nın doğasına zarar vermeyecek. Dumansız sanayi dediğimiz sanayiye yönelik olacaktır. Bununla ilgili zaten Cenab-ı Allah bana nasip ederse belediye başkanı olduğum zaman direkt bu işe yöneleceğimi bilmenizi isterim. Bakın bunun kaynağı nerede? 30 dönümlük yeri istimlak etmenin kaynağı. Akçakoca Belediyesi 5 yılda 2 trilyon 208 milyar lira temsili ağırlama dediğimiz bir ağırlama bedeli ayırmış. Yani yemek vesaire, konak gibi işlere para yatırmış. Bunun 500 milyarını bu işe yatırmış olsanız zaten bugün ben sizin karşınızda aday olarak durmazdım. Üniversiteden mezun olan gençlerimiz için neler düşünüyorsunuz? Şimdi üniversiteden mezun olan gençlerimizin tabii kendilerine göre bir meslekleri olacak. Bizim bölgemizde onlara ait eğer işler varsa onlarla ilgili onlara destekçi olacağız. Ama bizim biliyorsunuz Akçakoca'mızda bir üniversitemiz, bir fakültemiz kurulmak üzere. Bu fakülteyle ilgili şu güne kadar çok fazla büyük bir yatırım yapılmadı. Yani yatırım derken oradaki okuyan çocuklarımız için işte onların gittiği bölgedeki yolların bozuk olması, işte okulundan çıktıktan sonra uğrayabilecekleri bir piknik alanı veya kafeteryaların veya spor içgüdülerini tatmin edecekleri gibi spor alanları olmaması, mevcut yapılmaması. Biz bunları mutlaka ilk etapta
teşkil edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Aynı zamanda üniversite gençliğinin dışarıda Yadeller'den buraya gelen çocuklar olduğunu, aynı şekilde bizim çocuklarımızın da başka yerlere gittiğini düşünerek belediyede mutlaka üniversite gençliği için bir danışman bölümü açacağımı, buraya gelip ilk gelen öğrenciler için onlara yol gösterici bir danışmanlık hizmetini de vermeyi sunuyoruz, düşünüyoruz. Çünkü o çocukların bu memlekete gelip sadece para harcayan insanlar olarak değil, bu memleketi hem sevmeleri, gerekirse okullarını bitirdikten sonra bu memlekette bizim yapacağımız turizm konusunda olsun, yarattığımız iş imkanlarında kendilerinin işini, aşını burada kazanabilecekleri bir memleket geliştirme düşüncesinde içinde olduğumuzdan onların her zaman bir belediye başkanı olarak yanında olacağız. Çünkü biz de üniversitede okuduk. O yalnızlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğimi de bilmelerini istiyorum. Evet başkanım. Bu arada başkanım, sokak hayvanları ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Vallahi sokak hayvanları ile ilgili Akçakoca'nın çok ciddi bir sıkıntısı var. Bugünlerde özellikle mahalle mahalle çok grup grup köpeklerin veya işte başıboş hayvanların dolaştığını görüyoruz. Bununla ilgili vatandaşımızın da bir tedirginliği var. Çünkü çoluk çocuklarına saldırıyorlar diye düşünüyorlar. Ama tabii ki onların da bir canı var. Allah'ın verdiği canı biliyorsunuz Allah alır. Bizler de onların öldürülmek yerine barınağının daha büyütülmesi gerektiğini, barınağında mevcut barınağımızda veteriner olmadığını, bir tane personelle eksik bir alet ve edevatla bu köpeklerin toplanmaya çalıştırıldığını ve ciddiyet gösterilmediğini görüyoruz ki zaten öyle olmamış olsa çarşı merkezine gittiğiniz zaman bile hangi köpek çetesi diye sorasınız gelir. Çünkü öyle kalabalık geziyorlar ki bazen yetişkin bir insan bile korkabiliyor. Ama biz onlara tabii ki sahip çıkacağız. Bununla ilgili de bir çalışmamız var. Mutlaka barınağı 5 dönümlük bir yere istimlak ederek oraya taşımayı düşünüyoruz. Aynı zamanda oraya veterinerimizi koyup onun kısırlaştırma işini yaparak onların daha sağlıklı ürememeleri, üremeyince de dolayısıyla azalmaları demek anlamına geliyor. Onların da yanında olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar da bizler gibi bir canlı. Belediye başkan adaylığı makamını nasıl görüyorsunuz? Belediye başkanlığı makamı eski tabirle Şehlül Emin denilen bir makam. Yani şehrin en emin insanı, çalışkan insanı manasında bir makam. Bu makamda oturanın bence 3 tane girilen kapısı olmamalı veya istemediği kişi geldiği zaman arkasından çekip gidebileceği bir kapının olmadığı belediye başkanlığı. Halkıyla bütünleşen, halkının belki her istediğini yapamasa dahi onlara yapmak için mücadeleni verdiğini gösteren bir belediye başkanı muhakkak ki o halkın da takdirini, hoşgörüsünü kazanacaktır diye düşünüyorum. Bizler kendimizde çalışkanlığı prensip edindik, millete hizmeti prensip edindik ve aynı zamanda vatandaşın ayağına sizler gitmeniz gerektiğini, işleri, projelerini başında takip eden bir belediye başkanlığını vaat ediyoruz ki rahmetli babam Hüseyin Yanmaz bu memlekette 2 dönem belediye başkanlığı yaptı. Sarı çizmeli belediye başkanı olarak bilinirdi. İşte onun oğlu olarak da zaten kendi iş hayatımda da geldiğim 20 yıllık seviyede güzel bir iş kariyerim oldu. Ve her zaman dediğin gibi armut dibine mi düşer, armuttan elma mı düşer ispatında olabileceğimiz bir makam olarak görüyoruz. Çünkü biz bu memleketin içerisinde büyüdük, yetiştik, çok sevdik. Ve Akçakoca'yı hiçbir zaman da terk etmeyi düşünmedim. Akçakoca'mıza gerçekten gönülden bir bağlılığım var. Bu bağlılığı vatandaşımızın her bireyine indirgeyebilmek için elimden gelen mücadeleyi yapacağımı bilmesini istiyorum Akçakoca'lı hemşerilerim ve kardeşlerimin. Adım ki programdan geliyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Cemal Şahin. Yeni belediye başkanı adayından beklentileriniz nelerdir? Taksiciler için yolların yapılmasını istiyorum. İşlerimizin açılmasını istiyorum. Akçakoca'nın daha farklı sıkıntıları da var mı? Farklı sıkıntıları yani bilmiyorum şu anda. Yol ve taksicilik dışında. Yani işler arkadaşların, gençlerin bir işe girmesini istiyorum. Yani boş gezenlerin
işe girmesini istiyorum. Yani bir iş imkanı sağlansın. Yani hep böyle iş imkanı ya. İş imkanı. Tamam, teşekkürler. Merhabalar, Adayım Kim programından geliyoruz. Teşekkürler. Yerel seçimlere geri sayım başladı. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi Akçakoca için çok güzel şeyler düşünüyorum. Beklentileriniz nelerdir? Çok güzel şeyler ve başkanımız çok güzel şeyler yapacak. Adayımız. Merhabalar, Adayım Kim programından geliyoruz. Yerel seçimlere geri sayım başladı. Neler bekliyorsunuz? Yerel seçimlerde hepimize hayırlı olsun. Canı söyleyelim. Amin. Yani Akçakoca için özellikle beklediğiniz şeyler var mı? Yani şunlar oldu ve bunlar olmadı dediğiniz şeyler. Akçakoca'nın bana göre organize sanayiye ihtiyacı var. Yani ben kendi şeyime konuşuyorum. Evet. Üniversitemiz var. Bir daha olursa daha iyi olur tabii. Hı-hı. Gençlerimiz için. İyi. Yani dediğim de olursa daha güzel olur tabii. İnşallah. Olur, değil tabii. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Merhaba, Adayım Kim programından geliyoruz. Yerel seçimlere geri sayım başladı. Yeni seçilecek belediye başkanımızdan neler bekliyorsunuz? Yeni seçilecek başkan adayımızdan ne gibi bir şey bekliyorum? Gençlere, gençlerin böyle eğlenebilecek mekanlara, hı-hı, alınabilecekleri, gençlerin güzelce eğlenebilecekleri mekanlar istiyorum. Hı-hı. Ama daha çok olarak yani gençler için eğlenecek mekanlar istiyoruz. Akçakoca'nın turizm açısından, tanıtma amacı açısından genellikle bunları dışarı duyurmak istiyoruz. İyi olan kazansın diyorum. Merhaba, Adayım Kim programından geliyoruz. Yerel seçimde geri sayım başladı. Yeni seçilecek belediye başkan adayından neler bekliyorsun? Yani yeni seçilecek belediye başkan adayından mesela sosyal aktivite yapılacak yerler. Yani kütüphane, kitap okunacak yerler. Ondan sonra Akçakoca'da hiç şey yok abla mesela. Alışveriş merkezi mesela, iş ortamı sıfır. Yani şu anki belediye başkanımız sadece yollarını yaptı, göz boyadı, insanların gözünü boyadı. Gelecek belediye başkanımızın bunları yapmasını istemiyoruz yani. Ondan sonra fabrika, yani çoğu gençler hep Akçakoca'dan çıkıyorlar. İş imkanı sıfır. Kimse bir yerde çalışamıyor. Ama Akçakoca'nın en büyük eksiklerinden bir tanesi mesela. Yani yol mesela sıfır. Hiç yol yok. Yollar çok bozuk. Ondan sonra fabrika, iş ortamı yok. Sanayi yok. Ondan sonra yani genel olarak öyle abla. Okuyor musun? Ben burada okuyorum. Aynen. Öğrenci olarak beklentilerin vardır muhtemelen. Bir genç olarak belediye başkanından sesini duyurmak istersen, ben bir genç olarak şunları istiyorum. Nelerdir? Yani abla, ben bir genç olarak Akçakoca'nın yani biraz daha şey olmasını istiyorum yani. Akçakoca'da gençlerin yapabileceği, vakit geçirebileceği hiçbir şey yok. Yani bunları düşünüp bulmasını istiyorum. Oyun alanları yapmasını istiyorum mesela. Kütüphane hiç yok Akçakoca'da. Bir iki tane kütüphane mesela. Öyle. Yeterli gelmiyor. Gelmiyor yani ama öyle abla işte ya. Tamam, teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Tunay. Burada Düzce Üniversitesi'nde okuyorum. Turizm Otelcilik bölümü. Buralıyım. Yerel seçimde çok az bir zaman kaldı. Neler düşünüyorsun? Yerel seçime çok az zaman kaldı. Değil misin? Ya şu an Türkiye'nin durumunu iyi görmüyorum siyaset açısından. Ama hani bir siyasi görüşüm yok. Sevgili izleyiciler, Akçakoca ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayı Okan Yanmaz'ın eşiyle birlikteyiz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Nursen Yanmaz. Okan Yanmaz'ın eşiyim. İki tane çocuğumuz var. Biri 14 yaşında, kızımız orta sonda. Oğlumuz 18 yaşında. Lise sonu da bu sene. Böyle. Allah bağışlasın. Başkan adayı eşi olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Sorumlulukları fazla olan bir şey. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eşinizin çalışmalarında birliktesiniz. Çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? 4,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Ev ziyaretleri yaptık. Geçtiğimiz dönemde belediye başkan adayıydık. Az bir farkla kaybettik. Teşekkür gezileriyle başladık ev ziyaretlerine. Geçen dönem bize katkıda bulunan, yardımcı olan ailelere teşekkürle başladık. Sonradan bunu tekrar bu dönemki belediye başkanlığı için hani ziyaretlere, çalışmalara başladık. Evet. O şekil bugüne kadar geldik. Çalışmaya devam ediyoruz yoğun bir şekilde. Yolunuz açık olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle Akçakoca. Akçakoca
denizi, tabiatı, doğası, dünyanın cenneti diyebileceğimiz bir yöredir burası. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tek kelimeyle Akçakoca desek? Deniz, turizm, en güzel Akçakoca. Teşekkürler. Tek kelimeyle Akçakoca'yı nasıl anlatırsın? Turizm cenneti. Teşekkürler. Hasarı onaracaksa Okan yanmaz olacak, Okan yanmaz olacak. Yanlış kararlar alır, mahvesime geleceği. Sessiz kalmak Akçakoca yap artık seçimini. Okan yanmaza bir oy, oy Akçakoca oy. Vereceğim bir tek oy, geleceğin için oy. Okan yanmaza bir oy, oy Akçakoca oy. Vereceğim bir tek oy, geleceğin için oy. Akçakoca az kaldı, seçimler çok yaklaştı. Akçakoca az kaldı, seçimler çok yaklaştı. Merhaba sevgili izleyiciler. Akçakoca Belediye Başkan adayı Okan Yalmaz'la birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim başkanım. Siz nasılsınız? Allah'a şükürler olsun, sizleri sormalı. Sağ olun başkanım. Başkanım, Akçakoca için neler yapmayı düşünüyorsunuz? Projeleriniz nelerdir? Şimdi Akçakoca ile ilgili biz Akçakoca'da biliyorsunuz 1952'li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk önce ilçe olduğumuzu söylüyoruz. Onun için turizmle ilgili yatırımlarımızı otantik bir şekilde, betondan hariç bir şekilde yeniden tanzim etmemizin gerektiğini, eski günlerimize varabilmek için. İkincisi de biliyorsunuz 5084 sayılı teşvik yasası var Düzce bölgesinde. Bu yasayla ilgili de Akçakoca'nın 3-4 kilometre içerisinde 700-800 kişinin çalışacağı bir yer istimlak ederek fabrikaların, 2-3 tane fabrikanın kurulması için mücadele edeceğiz. Artı bir de biliyorsunuz bir fakültemiz var. Bu fakülteyle ilgili desteklerimizi belediye olarak artırarak fakültenin daha modern bir şekle gelerek Akçakoca'nın tercih edilir bir fakülte haline gelmesi için mücadele edeceğiz. Ve en önemlisi de biz güzel Akçakoca'mızı yine Almanların veya Fransızların geldiği, ziyaret ettiği bir Ankara'nın veya İstanbul'un gelip eski günlerini yaşadığı bir yer haline getirmeyi düşünüyoruz. İnşallah yolunuz açık olsun diyorum başkanım. Size çok teşekkür ediyoruz. Bir şehrin nüfusu neden 15 yıldır artmaz? Bunun 3 tane ekonomik olarak tespitini yaptık. Bunlardan birincisi biliyorsunuz ki fındık tarlaları bizim için büyük bir geçim kaynağıydı. Ama maalesef kardeşler arasında bölüne bölüne artık ekonomik banda bizi tatmin etmez bir hal aldı. İkincisi ise 1952'li yıllarda turizmin ilk önce ilçe olduğunu söylememize rağmen bugün geldiğimiz noktada bir gelenin bir daha gelmediği bir noktaya döndük. Üçüncüsü ise çok önemli, insanların 10 yıldır gözünden kaçırılan bir yasa var ki 5084 sayılı teşvik yasası. Bu yasaya istinaden Düzce'ye 120 tane fabrika kurulurken Akçakoca'ya 2-3 tane fabrika kimse kurmadı. Bunun neticesinde de bizim çocuklarımız sabah saat 6-6.30'da o ayazda kalkıyorlar. Denmar'ın önünden, 5 yoldan ve Çuvallı Çarşısı'ndan çeşitli duraklardan askeri ücretli çalışmak üzere Düzce'ye gidiyorlar. İşte bu 3 tane ekonomik etken Akçakoca'nın sapakta yazan tabelasının 24.500 seviyesini 15 yıldır aynı şekilde muhafaza etmesine sebebiyet verdi ki 2009 yılında icra dairesinden aldığım istatistiksel rapor 6.000 Akçakoca'nın icralık olduğu, 2014 seçimlerine girerken aldığım rapor 14.000'e yakın Akçakoca'nın icralık oldu. İşte bu yaşadığımız gerçeği hep beraber yaşıyoruz. Tabii bu 3 tane ana etki eden eski tabirle Şeyhül Emin denilen bir makam var ki belediye başkanlığı makamı ve orada bir belediye başkanımız, mevcut belediye başkanımız var. İşte mevcut belediye başkanımızın 5 yıl önce bize vaat ettikleri ve bir de 5 yıl sonra bizim için yaptıklarına bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Mevcut belediye başkanımız 5 yıl önce bize şu vaatlerde bulunmuştu. İşte her eve bir sigortalı, 500 konut, denize dalga kıranlar,
Çuvallı Çarşısı'nda 2 tane yüzme havuzu, Kadınlar Plajı'na Miami Beach sahili gibi bir sahil, çöp arıtma fabrikaları, hamile alımlara 6 ay yardım, evlilik yardımı, efendime söyleyeyim nakliyeciler kooperatifine 2 trilyon yardım gibi akla mantığa yatmayacak afaki bir sürü vaatlerde bulunur. Peki 5 yılın neticesinde bizler için ne yaptık? Mevcut belediye başkanımız 60 trilyon lira civarında bir bütçe kullandı. 60 trilyona Çınar Caddesi'nin olduğu yerde 1 kilometrelik betondan bir düzenleme ve Sapak'ta yeni açılışı yapılmış olan bir terminal. Eğer Akçakoca 60 trilyona bunu hak ediyorsa bizim Akçakocalı'ya diyecek hiçbir lafımız yok. Ama sizler o 1 kilometrelik betondan yolun akabinde 7 mahalleyi gezdiğinizde şayet çocuklar için doğru düz bir çocuk parkı yoksa, gençler için basketbol, voleybol sahası yoksa, hanımlar için hiçbir sosyal tesis ve aktivite yapabilecek bir yer yoksa, eğer sizler evinizi bir aylığına terk ettiğinizde, geriye döndüğünüzde su faturasına baktığınızda, harcamadığınız suyun faturada 5 milyon lira su okuma parası olarak alınıyorsa, gece yarısı kalktığınızda, çocuklarınızı veya kendiniz İstanbul'a veya Ankara'ya gitmek istediğinizde, servis araçlarını bulamayıp da İstanbul kadar ücret ödeyerek Sapağa 30 milyon liraya taksi tutuyorsanız veya arabanızla kalktığınızda 7 mahalleyi gezdiğinizde tangır tongur yollarda gitmek durumunda kalıyorsanız, eğer arabanızla çarşıda durduğunuzda daha arabadan inmeden kapıyı açar açmaz karşınızda belediyenin zabıtasını görüp de sizlerden 3 milyon lira gibi bir park parası isteniyorsa, siz veya çocuklarınızı sahillerimize yolladığınızda 15 milyon lira sizlerden şezlong parası alınıyorsa ve bir başı dere, ortası dere, sonu dere olan bu memlekette geçmiyorsa ve Kapkelli Mahallesi'nden otobüsler geçmiyorsa ve bu memlekette birileri de bizi sloganlarla yönetmeye çalışıyorsa, parlayan kent, işte marka kenti yapacağız diye, o zaman bizim sizlere söyleyecek tek bir lafımız var. Bu memleket kesinlikle sloganlarla yönetilmez. Çünkü demin anlattıklarımın hepsi belediyeciliğin temel hizmet noktasında yapması gereken işler. Maalesef sizlere bunları vermeden sizleri sadece sloganlarla yönetmeye çalışıyorlar. Neticesinde herkes sabahleyin saat 6-6.30'da kalktığı zaman, o duraklara baktığı zaman, o duraklarda çocukların renkleri, parti renklerinin önemli olmadan CHP'lisi, AKP'lisi ve MHP'lisi, hepsi bizim çocuklarımız, askeri ücretle neden Düzce'de kurulmuş 120 tane fabrikaya gidiyorlar diye sizler eğer yargılamazsanız, ona bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bakın bu memlekete gelip Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli belediye başkanlığı yapmayacak. Ya da Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan gelip belediye başkanlığı yapmayacak. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gelip de bu memlekette belediye başkanlığı yapmayacak. Ve sizlerin seçeceği, sizlerin belediyecilikle ilgili hizmet noktasında almasını gerektiğini düşündüğünüz adayları dinledikten sonra karar vereceğiniz bir kişi gelip eski tabirle Şeyhül Emin denilen o makama oturacak bir kişiyi veya zatı seçeceksiniz. İşte bu konunun Akçakoca'nın değişim şart sloganıyla bu harekete sizler eğer destek verirseniz, bizler size belediyeciliğin temel hizmet noktasındaki işlerin taahhüdünü veriyoruz. Diğerleri gibi 2 saatte internetten indirilip de yok teyzemin gözüne güzel görünsün, aa ne kadar güzelmiş deyip de oy kullanarak o projeleri hazırlayarak sizlerin karşısına çıkmıyoruz. Şimdi bakın, bir örnek kendi ilimizle kıyaslamak istiyorum. Biliyorsunuz orada bir at çiftliği var. Ama Akçakoca'da yok. ATV alanı Düzce'de var, Akçakoca'da yok. Karting alanı Düzce'de var, Akçakoca'da yok. Mini golf sahası Düzce'de var, Akçakoca'da yok. Paintball alanı Düzce'de var, Akçakoca'da yok. Bizde ne var? 1 kilometrelik çekirdek yolu, betondan düzenlemeyle, doğayla hiç bağdaşmayan, gelen turistlerin veya misafirlerimizin denizden çıktıktan sonra yapabilecekleri hiçbir alternatif turizmle ilgili bir yer yok.
Merhabalar Zeliha Hanım. Az önce başkanımızı dinlediniz. Neler bekliyorsunuz başkanımızdan? Benim köyümün çocuğu. Yolun ölene kadar yolundayım. O bir kişinin yanına gittim, bana yalan konuştu. Onun konuşacağı bir yere gideceğim, onun yalanlarını yüzüne vuracağım. Aha, burada abdestliyim, yalanım da var. Sen kendi karşısında da konuşurum onu. Diyeceğim de gideceğim onun bir toplantısına, rezil edeceğim onu. Vardım var. Merhabalar. Merhaba. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Zehra Kahraman. Akçakoca için neler bekliyorsunuz? Akçakoca çok turizme gelişmesini beklerim. Güzel olmasını isterim. Güzel ilçemiz olsun. Yani her şeyde düzgün yollarımız olsun. Çocuğumuzun işleri olsun. Yani her şeyden güzel olsun diyorum. Başka beklediğiniz şeyler var mı? Yani iş, turizm dışında, evet, Akçakoca'nın bu eksikleri var dediğiniz bir şeyler var mı? Sukları çok var. Sularımız bir doğru akmıyor. Yollarımız doğru değil. Hı hı. Ondan sonra çocuklarımızın işi yok. Akçakoca az kaldı, seçimler çok yaklaştı. Akçakoca az kaldı, seçimler çok yaklaştı. Güzel günler yakında da, o kan yanmaz farkıyla, o kan yanmaz farkıyla. Güzel günler yakında da, o kan yanmaz. Akçakoca Spor Kulübü için neler düşünüyorsunuz? Akçakoca Spor'la ilgili biliyorsunuz, Akçakoca Spor Bal Ligi'ne çıkaran bizim çocuklarımız da, ama maalesef bir yıl sonra aradan çocukların çoğu dağıtıldı, sağa sola gittiler. Akçakoca Spor'da 500 milyar lira gibi civarında bir paralar harcanıyor. Fakat maalesef geldiği noktada kendi çocuklarımızın olmadığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili değerli hocalarımın, beden hocalarım, ki Akçakoca'da gerçekten sanat açısından olsun, resim açısından olsun, müzik açısından olsun, beden eğitimi konusunda çok yetenekli hocalarımız var. Hatta Yaşar hocamın bir şeyi vardı, projesi vardı bununla ilgili. İşte 40 köyü tarattıralım, bütün okuldaki çocukları tarattıralım futbol konusunda. Bu konuda bu çocuklara işte eğitim verelim. 2 sene sonra bu çocuklar Akçakoca Spor'u istedikleri yere çıkarırlar. Ve bizlere de çok düşük bir maliyeti içerir ki bu konuyla ilgili ciddi manada yatırım yapacağımı da bilmeleri isterim. Çünkü 500 milyarlar veya 600 milyarlar, 400 milyarlar vererek bir kulübün başka yadellerden gelmiş evlatlara tamamına paraları vermenin anlamı da yok. Çünkü o çocuklar yetişecekler ve dolayısıyla orada kendilerini bizim çocuklarımız gösterecekler ve daha doğrusu diğer yerlere transfer olacaklar ve biz de böylece memleketimizin çocukları için iyi bir yatırım yaptığımızı düşüneceğiz. Bu konuyla ilgili de ciddi manada Akçakoca Spor'un %80'ine yakınının Akçakocalı yerli topçulardan oluşturulacağını ve %20'sinin de gerekirse işte bir tane santrofor olmaz veya sağ kanat oyuncusu eksiktir, hocanın diyeceği oyuncular alınarak Akçakoca Spor'un önünün öyle geleceğe açılacağını söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Spor konusunda biliyorsunuz Akçakoca'da bir 15 dönüm üzerinde milli takıma sporcular yetiştirilmek için bir dernek kuruldu. Bu dernek şu anda her türlü bilgilendirmeyi vatandaşa yaptı. Bununla ilgili 15 dönüme yakın bir yer istimli hakkı söz konusu olacak. Belediye başkanı olduğumuz takdirde bunu da tamamen destekleyeceğim. Bilmelerini isterim. Çünkü beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki spora karşı aşırı bir düşkünlüğüm vardır. Ve bu konuyla ilgili de mutlaka elimi taşın altına koyacağımı Akçakocalı vatandaşlarımızın bilmesini istiyorum. Neden belediye başkan adaylığına talip oldunuz? Belediye başkanlığı adaylığına 2009 yerel seçimlerinde de belediye başkanı adayıydım. İşte 4 ay kala belediye başkanı adayı oldum. Bunda en önemli etken, bir gün aslında işlerimin yoğunluğundan dolayı pek belediye başkanlığını düşünmüyordum. Biliyorsunuz 4 dönem seçim geçirmiş bir evde büyüdüm. 15 yıl ben seçimlerden uzak kalmama rağmen en sonunda işte arkadaşımız, eşimiz, dostumuz geldiler. Dediler ki Akçakoca'nın eski günlerine dönebilmesi için kendi işine ayırdığın enerjiyi bu işe de ayır dediler. Ben de çoluk çocuğumun rızkını kazandığımı düşündüm ama yine de kabul etmiyordum. Fakat o sıra yukarı mahalleden bir telefon aldım. Mustafa diye bir arkadaşım beni aradı. Dedi ki askerden oğlum gelecek. İşte ona dedi senin çevren çoktur, bir iş ayarlayalım. Ben de ne demek Mustafa dedim. Telefonu kapattıktan sonra bir düşündüm ki Mustafa'nın da işi yok. Diğer arkadaşlarımı düşündüm. Çoğunun işinin olmadığını gördüm ve ondan sonra da birilerinin elini taşın altına koyması gerektiğini düşündüm. Ve 20 yıllık bir iş kariyerim var. Bu 20 yıllık iş kariyerimde
şu ana kadar alnıma bir leke sürmeden bugünlere geldim. Ve rahmetli babama Hüseyin Yanmaz'a sarı çizmeli belediye başkanlığı, bu memleket gerçekten Akçakocalı çok büyük değer veriyor. 20 yıl olmasına rağmen vefat edildi. Ben de onun oğlu olarak onun bugüne kadar adına nasıl leke sürmediysem bir 5 yıllıkta onun gibi işte armuttan elma mı düşer, armut dibine mi düşer, onun ispatı olarak bu belediye başkanlığına talip oldum. Onun gibi çalışacağımı da herkesin bilmesini istiyorum. Akçakoca'da, Akçakoca Belediye Başkanlığı'nda tabii ki partiler var. Ama maalesef bildiğiniz gibi 15 yıldır Akçakoca'nın nüfusu aynı yerde duruyor. Demek ki buradan biz şu sonuç çıkarıyoruz. Diyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli gelip burada belediye başkanlığı görevini yürütmeyecek ya da Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan gelip burada belediye başkanlığı yapmayacak veya Sayın Kılıçdaroğlu belediye başkanlığı burada yapmıyor. Vatandaşın kendisine göre çalışacağını düşündüğü, ceketinin içine kadar araştırdığı bir kişi, eski tabirle Şeylül Emin denilen o makama, Akçakoca Belediye Başkanlığı makamına oturacak. İşte bizler diyoruz ki, bizlerin artık çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bizlerin Akçakoca'nın gelecek olan gelirlerini çok iyi yönlendirmeye ihtiyacımız var diye düşünüyoruz. O yüzden de Akçakoca'nın artık kendi seçeceği adaya çok daha istisnai bir şekilde bakacağına inanıyoruz. Adayım kim programı aracılığıyla seçmenlerinize son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi Akçakoca'da biliyorsunuz mevcut belediye başkanlığı 60 trilyon lira civarında bir para harcadı. 60 trilyon liraya Çınar Caddesi'nde 1 kilometrelik bir betondan düzenleme ve Sapak'ta bir terminal. Onun haricinde Akçakoca eğer 60 trilyon liraya bunları hak ediyorsa bizim Akçakocalı'ya diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama 7 mahalleyi gezdiğinizde eğer 7 mahallede siz belediyeciliğin hizmet noktasındaki yapması gereken işleri göremediğiniz takdirde hala daha siz bu belediyecilik anlayışına okey diyorsanız bizim ona diyecek hiçbir lafımız yok. Ben hatta bu 1 kilometrelik düzenlemeyle bir fıkrayla özetlemek istiyorum. Diyorum ki Temel vefat etmiş, öbür tarafa gitmiş. İşte cennetimi, cehennemimi tercih edeceksiniz diye sormuşlar. Temel demiş gibi bakmış ki cehennemin önünde bir tane de televizyon. Televizyonda cehennemi her şeyi güllük gülistanlık gösteriyor. Demiş ki ya ben demiş cehennemi tercih edeceğim. Tabii bir girmiş içeri, içerisi öyle değil. Birden ani panikle çıkmış, bekçiyi bulmuş. Ya bekçi kardeş demiş, bu iş niye böyle, televizyonda dışarıda bu iş böyle değildi. Bekçi de dönmüş ona demiş ki bu işin reklamlar kısmıydı demiş. Şimdi burada Akçakoca'yı sloganlarla yönetmek yerine insanların temel hizmet noktasında alması gereken işleri yapılması gerektiğini düşünüyoruz ki bu konuyla ilgili de ciddi büyük sıkıntıları vatandaşlarımızdan zaten dinliyoruz. Bizler şunu diyoruz, sizler gece yarısı Akçakoca'da kalktığınız zaman bir İstanbul'a gitmek istediğiniz zaman 25-30 milyon lira ekstra paralar verilip terminale çıkıp oradan İstanbul'a gidilmeyeceğinin bir Akçakoca'nın sözünü veriyoruz. Düzce'ye gitmek için ekstradan 2 milyon lira belediyenin otobüsüne, 7 milyon lira Sapak'tan 2+7=9, 18 milyon lira Düzce'ye gitmek için para verilen bir Akçakoca'nın olmayacağının, insanlarımızın bunu ödemeyeceğinin bir Akçakoca'sını düşünüyoruz. Artı siz evinizi bir aylığına terk edip geriye döndüğünüzde soğukuma parası adı altında sizden 5 milyon lira soğukuma ücreti alınmayan bir Akçakoca'yı vaat ediyoruz. Yollarının sabah kalktığınız zaman, arabanızı çalıştırdığınız zaman tangur tungur gitmediğiniz yolları vaat ediyoruz. Artı şehir merkezi ve Osmaniye'nin bir yakası, Yeni Mahalle'nin bir yakasıyla 4,5 yıldır pis kokular çekiyor ve bizler pis koku çekilmeyen bir Akçakoca'yı vaat ediyoruz. Deniz kıyılarında sizin kendi sahillerinize gittiğinizde, misafirinizin geldiği zaman onu götürdüğünüzde sizlerden 15 milyon lira şezlong ücreti alınmayan bir Akçakoca'yı vaat ediyoruz. Artı mahallelerinde 20 yıl önce her yerinden saat başı otobüs geçerken 20 yıl sonra maalesef çoğu mahallemizden, Osmaniye'nin tepelerinden, Yeni Mahalle'den, efendime söyleyeyim Kapçelli Mahallesi'nden otobüslerin geçmediğini görüyoruz ki 20 yıl sonra bizler diyoruz ki artık her mahallesinden otobüs geçen bir Akçakoca'nın sözünü veriyoruz. Artı mahallelerinde çocuklarımızın modern bir park anlayışıyla, basketbol, voleybol sahasıyla
ve hanımların da spor yapabileceği ve aynı zamanda 25 metrekarelik bir kapalı olan ve sorumlusu olan bir çocuk parklarının vaadini veriyoruz. Aynı zamanda deniz kıyılarında duşa kabin ve tuvaleti olan, insanların yazın geldiği zaman tuvalet için cami aramayacakları bir Akçok Hoca'nın vaadini veriyoruz. En önemlilerinden biridir yaşam hakkına saygı duymak. Bu memlekette doğayı ve yeşili savunurken ağaç kesmemenin sözünü veriyoruz. İş istihdamları açısından 30 dönümlük yerin istimlak edilip Akçok Hoca'nın çocuklarının sabah saat 6-6.30'da Düzce'lere askeri ücretle çalışmaya gitmemelerinin sözünü veriyoruz. Turizmde eski neşeli günlerimizi yakalayıp birbirimize bakarken cebi dolu bir şekilde bakan bir Akçok Hoca'yı vaat ediyoruz. Esnafımızın sabah kalktığı zaman işine şeyle gidip dükkanını açarken o Bismillah dedikten sonraki akşam kapatırken gülümsemesiyle kapılarını kapatması gereken bir Akçok Hoca'yı vaat ediyoruz. Ve sokaklarında işini takip eden bir belediye başkanlığını vaat ediyoruz. En önemlisi millete hizmeti vaat ediyoruz. Millete üç kapıdan varılan bir belediye başkanı değil, sokaklarda, köşe başlarında hangi işin yapılıp yapılmadığını kontrol eden, onların hizmetkarı olan bir belediye başkanlığını, efendiliğe soyunmayan bir belediye başkanlığına talibiz. Ve Akçok Hoca'yı gerçekten çok seviyoruz. Ve parti olarak da inşallah Cenab-ı Allah bizlere bunu sunarsa Akçok Hoca'ya 5 yıl gece gündüz hizmet etmeyi düşünüyoruz. Akçok Hoca ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Okan Yalmaz'la birlikteydik. Değerli başkanımıza inandığı yolda başarılar diliyoruz. Programımıza katıldığı için adayım Kim Program ekibi olarak teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun başkanım. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Selman Kahyalar. Yerel seçimlere geri sayım başladı. Neler düşünüyorsunuz? Güzel şeyler düşünüyoruz. Seçimlerle ilgili Akçok'a daha bir değişiklik gösterecek, daha bir farklılık gösterecek. İyi şeyler bekliyoruz. İstediğimiz şeyler daha çok turizmle. Biz turizmle uğraşıyoruz. İşimiz turizm. Turizme yönelik daha çok ağırlığı vermesini istiyoruz. Akçok Hoca'nın fındıkla geçinen bir insanı var. Evet. Yani bir de turizmden beklentisi olan bir insanı var. Şimdi fındık sorunları zaten Türkiye çapında. Turizm kenti. Hani tabii ki Akçok Hoca turizm kenti olsun. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Süleyman Birkin, Akçok Hoca Lisesi öğrencisi. Tek kelimeyle Akçok Hoca anlatmak istesen ne söylersin? Akçok Hoca çok güzel bir yaşanacak şehir ama belediyeden kaynaklı olarak bir gelenin bir daha gelmediği turizm şehrine. Ha, şikayetlerim var. Evet. Nelerdir bunlar? Sahil boyunca bir tane lavabo yok. Duş kabini yok. Sahil boyunca turizm kentinde olması gerekenlerden hiçbir şey yok. Yaptığı sadece bu yol. Başka da yaptığı bir şey yok belediye başkanımızın. Ben bunlardan çok şikayetçiyim. Akçakoca'da yaşamak da istemiyorum bunlara yüzüne. Peki beklentileri nelerdi yeni gelecek adaydan? Yeni gelecek adaydan Akçakoca'yı geliştirmesini beklerim. Turizme önem vermesini beklerim. Sadece turizm değil, spor alanında. Akçakoca spor bölgesellikte oynuyor. 500-600 milyar para veriyor hepsi yabancı oyuncular. Akçok Hoca'nın yerli oyuncuları çıkarttı oraya. Ama başka oyuncuları oynatıyor. Yani onun için gerek yok. Akçok Hoca'da da sporculara. Spora destek. Ondan sonra fabrika. Akçok Hoca'da fabrika isterim. Eğitime destek bekleriz. Bir genç olarak bunları yani pardon. Bir genç olarak neler istiyorsun? Ben neler istiyorum? Ben at çiftliği istiyorum. Aquapark istiyorum. O go-kart salonu, ben de her gün Ereğli'ye, Düzce'ye gitmiyorum bunlarıyla. Sinema salonu istiyorum. En basitinden sinema salonumuz yok Akçakoca'da. Alışveriş yapmaya Düzce'ye gidiyoruz. Hiçbir aktivite yok yani Akçakoca'da. Peki genç olarak neler istiyorsun? Ya genç olarak herkes okuyacak diye bir şey yok. Mesela burada bir fabrika olsa, ne bileyim değişik bir aktiviteler olsa. Mesela en basitinden hiçbir şey yok. Sinemaya gideceksin, Akçakoca'da yok. Düzce'ye gideceksin, Ereğli'ye gideceksin. Ondan sonra çalışabilecek alan da yok. Gezebileceğin bir Çınar Caddesi var. Başka da bir yer yok.
Yerel seçimlere geri sayım başladı. Bir genç olarak yeni adayımızdan neler istiyorsun? Yeni adayımız öncelikle tabii turizme önem vermesi lazım. Burası bir turizm şehri. Sonra esnafımıza destek falan, böyle oteller, kuruluşlar, değişik spor alanında da yine yenilikler bekliyoruz. Öyle. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Adım Sedat Aydın, Akçakoca'nın yerlisiyim ben de. Ben de 18 yıldır Akçakoca'da yaşıyorum. Belediye seçimlerine az kaldı, neler düşünüyorsun? Valla bu sefer CHP yanlısı değiliz, ailecek. Biz MHP'yi düşünüyoruz. İnşallah MHP de bizim arkamızda durur. Eksiler nelerdir Akçakoca'nın? Akçakoca'da her yerde eksik var valla. Spor olsun ya da maddi anlamda olsun, iş imkanı olsun. Hı hı. Yani çoğu genç işsiz yani Akçakoca'da. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Mustafa Özcan Altunkaya, Barbaros Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Sporcuyum, 18 yaşındayım. 18 yıldır Akçakoca'da yaşıyorum, yerlisiyim. Yerel seçimlere az kaldı, belediye başkan adaylarından neler bekliyorsun? Açıkçası Akçakoca sosyal, sportif faaliyetlerde çok geride bir yer. Hani turizme çok yatkın olmamıza rağmen elverişli sahillerimiz, hani doğal güzelliklerimiz olmasına rağmen önem verilmiyor, üzerinde durulmuyor. Hani önümüzde sahil var, sola doğru gittikçe zaten çekersiniz illaki. Sahil çöple dolu, herhangi bir duş kabini bile yok yani böyle bir yerde. 25.600 nüfus olmasına rağmen yazın bu iki kat artıyor, turist geliyor ve gelenler memnun olmuyor burada. Hani en kolayından bizden küçüklerin, herkesin dediği gibi sporcu yetişmesini bekliyoruz. Sağlık sporla olan bir şey ve spora hiçbir katkı yok burada. Yani tek bireyin olacağı bir şey, tek bireyle olacak bir şey değil. Toplumun arkasında durması lazım. Herhangi bir sivil savunma kuruluşu bile yok burada. Bir destek olabilecek, hani toplanılacak bir şey yok. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Kısacası tanıyabilir miyiz? Ben Salih Sefa Tekin, Akçakocalıyım. Evet. Lise son öğrencisiyim. Çaycıyım. Boş zamanlarımda geliyorum, çalışıyorum. Tabii Akçakoca'da yani boş durduğumuz zaman hep bol parası yemek olmuyor tabii ki. Yerel seçimlere az kaldı. Yeni adayımızdan neler bekliyorsun? Yeni adaylarımız haliyle kendileri çalışıyorlar tabii. Yani Akçakoca'nın en önemli şeylerinden birisi genç. Gençlere yönelik çalışmalar. Spor tesisleri, sinemalar, kütüphaneler, daha sonra oyun salonları gibi yani böyle eğlenceli mekanlarımız olmadığı için öğrencilerimiz hep kısıtlı kalıyor. Hep aynı yerlerde kalıyor, bilgisiz kalıyor. Yani bu yönden yeni seçilecek başkanımızın ve başkanlarımızın bu konu üzerinde çalışmalarını rica ediyorum. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Meray Muhammed Ustabaş. Yerel seçimlere az kaldı, neler düşünüyorsunuz? Yerel seçimlerle ilgili yani şu an herkesin içinde bir aday var. Ben de doğal olarak Okan Yanmaz'ın peşindeyim. Zaten MHP Gençlik Kolları Başkanıyım. Onun peşindeyiz, onun yanındayız. İnşallah Akçakoca için en hayırlısını Okan Yanmaz'ın yapacağını düşünüyorum. İnşallah. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hanife İnanır. Yakında yerel seçimler var. Akçakoca'nın eksikleri nelerdir? Birçok eksikleri var tabii ki. Bunun birçok yollar yani yollar tabii sorun var. Evet. Sularında suda su içilmiyor, çeşme suları içilmiyor. Akçakoca bir turizm cenneti. Ay yani çok güzel bir memleket ama. Bunun eksikler var mı? Tabii ki var. Bunlar nelerdir? Dediğim turist gibi geliyor mu? En azından onu sormak isterim. Akçakoca turist geliyor mu? Turist çok fazla gelmiyor yani. Tek kelimeyle Akçakoca desem? Beklentilerin uzağında kalmış bir yer. Tek kelimeyle Akçakoca. Erkekleri yakışıklı, kızları çirkin. Sosyal aktivitesi olmayan bir yer. Tek kelimeyle Akçakoca. Doğasıyla, yeşilliğiyle, denizliğiyle, insanlarıyla harika bir kent. Tek kelimeyle Akçakoca. Türkiye'nin incisi. Tek kelimeyle Akçakoca. Denizi. Sevgili izleyiciler, Akçakoca gezimizin sonuna geldik. Bir başka şehirde bir başka adayla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Oy Akçakoca oy, vereceğin bir tek oy, geleceğin için oy. Okan Yanmaz'a bir oy, oy Akçakoca oy.